Eyvallah. Eyvallah. Başbakan bozkurt işareti yaptı. AK Parti ve MHP'nin birlikte yol aldığı referandum süreci Eyvallah. Renkli bir görüntüye sahne oldu. Eyvallah. Eyvallah. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, önce memleketim ve önce milletim dediler. Ve birlikte yola çıktık. Her iki partinin birlikte hareket etmesi vatandaşların da takdirini kazandı. Evet, güzel bir şey. Çünkü taban aynı. Ben de MHP'ciyim ama AK Parti'ye oyuyorum. Doğrusunu yapıyorlar. Neden efendim? İyi yani. Birlikte hareket etmeleri ülke için yararlı olur. Bence daha mantıklı. Tayyip Erdoğan'a güvenim sonsuz. 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sistemi halka sorulacak. Yapılacak olan referandumda evet kararının çıkması ile ülkede sistem değişecek. Referandumda verecekleri kararları RT Haber mikrofonlarına açıklayan vatandaşlar AK Parti ve MHP'nin birlikte yol almasından da memnun görünüyor. Evet diyeceğiz. Neden? Türkiye için evet. Devlet için evet. Millet için evet. Siz de evet diyeceksiniz. Evet. Yani ülke Cumhurbaşkanlığı sistemi şart diyorsunuz. Şart. Parti ayrımı olmaz. Söz konusu zaten yani vatan millet olduğu için. Pek onda bir sakınca görmüyorum. Çünkü inşallah milletim için yani devletimiz için hayırlısı olur istiyorum. Hani bir olmaların devlet için birlikte evet demeleri iyi bir şey aslında. Ama hani başka kötü bir şey de olacağını sanmıyorum. İnşallah devletimizin hayırlısı olur. Vallahi zaten bu evet çıkarsa düşüncemiz Cumhurbaşkanı'nın başkan olması. Yapılacak bir şey yok ya. Şu an en uygun sistem diyorsunuz. Evet evet. Vallahi biz evet diyeceğiz. Neden evet diyeceksiniz? Vallahi benim gönlümden öyle geçiyor. Yani evet düşünüyor. Biz evet diyeceğiz. Neden efendim? Türkiye'mizin geleceği için memnunuz Tayyip Erdoğan'dan. Yani bayağı bir güzellik yaptı yani Türkiye'miz için. Evet. Yani o yönden evet diyeceğiz yani. Nasıl? Suriye'den geldiniz, doğru evet, mu? Evet. Peki adı nedir? Beyefendinin? Hamdan. Adı Hamza. Evet, Hamdan. Peki bu referandum var. Yani 16 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Evet. Onunla ilgili ne düşünüyor bir sorabilir misin? Kabil şahar yani Temmuz'u efendim bir şey tefekkürü. Vallahi min... ما بعرف ايش يعني شلون تموز ما بابا ده anlamadı bilemedi ki. O zaman şöyle soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor muymuş? Tabii tabii Recep Tayyip Erdoğan. Bahabbu çok bahabbu كثير yani. Yani çok seviyor. Evet. Peki evet. Neden seviyormuş? Sebebi yani, neymiş? Karşı sebep yani tabii. Yani kardeş أبونا لهون يعني جينا لهون هم ده بيزا قبلت هم ده بيز مسلمانز هم ده بيزا الله çok şükür بسوريا اللي كندنا evi قبلتmiş. Evet, o yüzden seviyoruz. Evet. Öte yandan kültür merkezi önünde bulunan kavşakta yenileme çalışmaları yapan belediye meydana verilen Alparslan Türkeş'in adına daha yakışır bir çalışma yaptı. Gerek yok. Konu hakkında bilgi veren Özgüven, Alparslan Türkeş'in bu ülkeye ettiği hizmetleri hepimiz biliyoruz. Kültür merkezi önünde bulunan kavşağa daha önceki yıllarda ismi verilmişti. Biz de yaptığımız bu çalışmalar ile verilen bu isme yakışır bir meydan kazandırdık ifadelerini kullandı. Sayın Alparslan Türkeş bu ülke için, bu devlet için, bu millet için çok büyük fedakarlıklar yapmış. Bunun da bedelini cefa olarak çekmiş değerli bir devlet adamıdır. Saygımız sonsuzdur. Kendisini bu vesileyle rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum ve anıyorum. Tekrar gani gani Cenab-ı Allah rahmet eylesin diyorum.